Genel olarak çocukların %1 ila 3'ünde görülen bu rahatsızlığın en sık görülme yaşı 1 yaştır. 2 yaşından sonra genellikle kaybolur. Çocukların yaklaşık yarısında ergenlik çağına kadar devam edebilir. Bir kısmında ise hastalık tamamıyla geçmez. 1 yaşından sonra ortaya çıkanların uzun yıllar sürmesi söz konusudur. Çocuk ve ergenlerde deri belirtilerinin olmadığı alana sert bir cisimle basıldığında dermografizm denilen beyaz renkli bir kabarıklık oluşur. Bu şüpheli durumlarda doktorlar tarafından atopik dermatit tanısını desteklemek için uygulanan bir yöntemdir. Daha yararlı bir test ise kanda immunoglobulin E antikorlarına bakmak ve alerjik deri testi yapmaktır. Deri testi ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polenler ve gıdalar için yapılır. Eğer sorumlu olan çevresel bir faktörse onlardan kaçınmak gerekir. Eğer hastanın bir gıdaya duyarlılığı saptandı ise bu gıda mutlaka diyetinden çıkarılmalıdır. Cilde uygulanan kortizonlu kremler, gerektiğinde antibiyotikli kremler veya pomatlar, antihistaminikler, atopik dermatitte uygulanan tıbbi tedavinin esasını oluşturur. Uzun yıllardır bilinen en etkili tedavi cilde uygulanan kortizonlu ilaçlarladır. Çocukların 3'te 1'inde hastalık tamamen geçer ve diğer alerjik hastalıklar da gelişmez. Diğer 3'te 1'inde hastalık geçer ama alerjik rinit ve veya astım gelişebilir. Çok daha az bir kısmında ise hem deri belirtileri devam eder hem de buna alerjik rinit veya astım eklenebilir. Sıkı bir şekilde diyet, çevresel faktörün kontrolü, tedavi ve takibi yapılmalıdır.